Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde liste veri tiplerini anlatacağım. Öncelikle pie chart'ımızı açalım. Zaten liste deyince hepinizin aklında bir şeyler oluşmuştur. Ben hemen hızlıca çok fazla detaya girmeden listeleri anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir değişken atayalım. Değişkenimizin ismi ne olsun? Liste olsun. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben burada liste yazdım diye illa liste yazacaksınız diye bir şey yok. Yani buraya ejder de yazabilirsiniz. Ejderha da yazabilirsiniz, tamam mı? Yani bu size bağlı değişken. Sadece hani ilk derste de anlatmıştım. Bazı şeyler vardı değişken belirlerken. Onları kullanmayacaksın. Mesela 5, 5 tuna diye bir değişken atayamazsınız. Böyle bir değişken olmaz. Tuna'yı kullanabilirsiniz. Ya da semboller, karakterler vardı. Özel karakterler, ünlem işareti, soru işareti. Onları gene değişkenlerde kullanamayız. Şimdi ben liste. Değişkenimin ismini liste olsun istiyorum. Liste diye bir değişken belirledim. Listeleri arkadaşlar yazarken önemli bir burada kural var. Köşeli parantez kullanacaksınız. Eşittir dedik. Köşeli parantezimizi kullandık burada değişkenin karşısına. Buraya da 1 dedim, 2 dedim, 4,5 dedim, virgül dedim. Sonra buraya tuna yazdım. Şuraya da ökeş yazayım. Buraların meşhur ismi. Şimdi bunu çalıştırayım. Gördüğünüz gibi boş çünkü ekrana bir şey yazdırmayacak çünkü print kullanmadım. Print diyelim şuradan. Print. Değişkenimiz ismi neydi? Listeydi. Listeydi. Ben şöyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi listemi bana bu şekilde verdi. Hatırlarsanız printte normal parantez. Bak bu köşeli parantez. Normal parantez açıp 1 virgül 2 der dedikten sonra şu aradaki virgüller çıkmıyor ama burada çıkıyor. Çünkü bu liste. Hatta şöyle yapalım. Bunun tipini de göstereyim. Hani bu liste veri tipi demiştik. Şöyle yapalım. Şunu şöyle parantezimizi açıp şuradan da parantezimizi kapatalım. Şimdi liste değişkenin hangi veri tipinde olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi list sınıfındanmış arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şunları sildim ben. Çünkü bazen yazdığınız programlar da boş listede oluşturmanız gerekebilir. Yani kullanıcı daha sonra listeye veri ekleyebilir. O zamanlarda boş liste kullanacaksınız. Çalıştıralım şöyle. Şu tipi silelim. Şunu da silelim arkadaşlar. Pardon, hep yanlış sildim. Liste dedik, parantezimizi kapattık. Çalıştıralım. Şimdi bakın boş bir liste oluştu. Yani dediğim gibi bir yazılım yaparsınız. O yazılımda listeye kullanıcı veri giriş yapar. O zaman siz boş liste oluşturmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bunu bu şekilde yapacaksınız. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu listelerde arkadaşlar bir de şöyle bir kullanım daha var. Onu da şöyle göstereyim size. Mesela şunu sildim. Liste dedim, eşittir dedim. List fonksiyonu diye bir arkadaşlar fonksiyonumuz var. List fonksiyonu. Parantez açtım. Bunun içine de şöyle yazalım. Tuna Aksu. Tuna Aksu yazdım. Şimdi ben bunu çalıştırayım. Şu anda list fonksiyonunu kullandım arkadaşlar. Bunu bunun içine atacak arkadaşlar şimdi. Çalıştıralım şöyle. Gördüğünüz gibi burada her bir karakteri ayrı ayrı aldı. Buraya atadı. Hatta bakın şuradaki boşluğu da aldı. Bu bir karakter de hatırlıyorsanız. Boşluğu alıp şuraya eklemiş oldu. Şu boşluğu silelim arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Hatırlarsanız len parametresi karakterleri sayabiliyordu. Burada işe yarıyorum. Evet, burada da gördüğünüz gibi burada 8 karakteri hesapladı. Bize listemizde kaç tane hatta şöyle yapalım. Kaç karakter olduğunu söyledi arkadaşlar. Print bir print daha ekleyelim şuraya. Şuraya liste yazalım. Şöyle görmek daha mantıklı. Evet, burada listeye ekledi. Tüm karakterleri ayrı ayrı burada da sayısını verdi. Şuradaki bakın. Şimdi buradaki mantık şöyle arkadaşlar. Önce program çalıştırdığım zaman, şuradan ben çalıştırdığım zaman önce şunu okuyor. Sonra şunu okuyor. Ekrana yazdıracak bir şey varsa yazdırıyor. Sonra geliyor bu satır okuyor. Yani satır satır gidiyor. Sonra bu satırı okuyor. Ekrana yazdıracak bir şey varsa onu da yazdırıyor. Sonra şuraya geliyor. Varsa devam ediyor. Yoksa program burada sona eriyor.
Siz ileride döngüleri anlatacağım. Döngüler yaptığımız zaman bu program durmuyor. Tekrar başa geliyor, sonra tekrar başa geliyor, sonra tekrar başa geliyor. Şimdi karakteri anlattık burada. List fonksiyonu da göstermiş olduk. Başka elimizde ne var? Tabii hatırlarsanız bu print'te anlatırken bu indeksleme anlatmıştım ben size. Şimdi o indeksleme ve parçalama arkadaşlar bu listelerde de geçerli. Şimdi mesela şöyle kendimize bir liste yapalım. Şöyle kalsın. Şuraya bir köşeli parantez ekleyelim. Şu ikili sildik. Şimdi mesela şuraya bunu sıralayalım. 1, 2, 3, 4 tam sayıları yerleştirelim arkadaşlar. Şurada hatta diyelim ki Tuna diyelim. Şu araya hatta bir tane de Ali ekleyelim. Şuraya bir tane daha Ali ekledik. Şimdi şöyle bir çalıştıralım şunu. Evet, listemiz gördüğünüz gibi böyle kaç karakter olduğunu da söylüyor. Karakter şunu arkadaşlar bir bütün olarak görüyor. Bakın 4, 5, 6, 7 yani şu komple bir karakter olarak gözüküyor. Yani kümenin elemanı olarak düşünün arkadaşlar. Kümenin elemanı 7 elemandan oluşuyor. Liste diye benim bir kümem var. 7 elemandan oluşuyor. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bir de parçalama işine girelim. Şimdi print dedim, liste dedim. Şunu silelim. Şöyle. Şuraya gelelim. Parantezimizi açalım. İndekslemede hatırlarsanız köşeli parantez yapıyorduk. Köşeli parantezimizi şöyle koyalım. Mesela 5, 4 diyelim. Bu ne demek? Listenin dördüncü indeksini bana çıkart demek arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Önce listemi verecek. Sonra listenin dördüncü elemanı verecek. Dördüncü eleman neymiş? Ali. Ali'yi bana buraya ekrana çıkardı. Bunları hatırlayacağınızı düşünüyorum. Peki şey nasıldı? Parçalama olayları nasıldı hatırlarsanız? Şöyle yapalım onu da. 2 diyelim. 2 nokta üst üste 4 diyelim. Çalıştıralım. Bana ne yaptı şimdi? Bakın sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks. İkinci indeksi verdi. 2 şunu verdi. Sonra 4'ü verdi. Ama parçalamada hatırlarsanız 4 Ali'ye denk gelmesine rağmen son indeksi vermiyordu. Ben Ali'yi de çıkartmak istiyorsam 5 yazacaktım. Ama sadece Ali'nin bulunduğu 4. indeksi yazarsam, sadece 4 yazarsam şu aralığa Ali'yi çıkartır. Ama 2 ile 5 arasında dersem bu sefer Ali'yi çıkartır. Çalıştıralım. 3, 4 ve Ali'yi çıkardım. Yani 2, 2. indeks, 3. indeks, 4. indeksi verdi. Fakat parçalamada hatırlarsanız son indeksi vermiyordu. Bu şekilde kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar hatırlarsanız tersten okuma vardı şeydi. Bir de onu denemek istiyorum. Şimdi yani aklıma geldi o da. Bir deneyelim. Print dedik. Liste. Köşeli parantezimizi açtık. Hatırlarsanız 2 nokta 2 nokta bir de eksi 1'di kullanımı. Şimdi çalıştıralım bunu. Ne yaptı? Tuna 6. Ali yine şeyde kaldı. 4, 3, 2, 1. Evet. Yani burada da tersten çevirebiliyoruz. Yani liste veri tipinde de bunu yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar devam edelim biz. Bu listelerde bazı işlemler var. Mesela listelerde toplama işlemleri yapabilir miyiz? Onun üzerine bir çalışalım. Şimdi şöyle çok karışıklık olmasını istemediğimden dolayı şöyle güzel bir liste yapalım. 1, 2, 3, 4 dedik. 5 diyelim şöyle. Bunun ismini arkadaşlar liste A diyelim. Şuraya da bir tane hatta liste 1 diyebilirim. Liste buna da B diyelim. Yani normalde aslında program yaparken aslında biraz daha açıklayıcı yani daha düzgün yapmanız lazım. Alt tire kullanabilirsiniz burada. Eşittir dedik. Sonra bir liste daha ekleyelim şuraya. Buraya da 6, 7, 8, 9 hatta onu da şöyle ekleyelim. Şimdi şuraya geldik. Print dedim. Parantezimizi açtık, kapattık. Burada liste bakın A çıktı zaten. Onu ekledik. Artı dedim. Liste B. Bakalım. Şimdi bize bu iki listeyi toplayacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi birden 10'a kadar olan bize yeni bir listeyi ekrana yansıtmış oldu. Bu kısmı da anladığınızı düşünerekten arkadaşlar devam ediyorum şimdi. Şimdi şurada şöyle bir şey yapalım. Şu kısmı silelim. Diyelim ki print dedim.
Liste A, liste A'yı ekledim. Çarpı dedim 2. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi bunu 2 ile çarptığım zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bana 2 tane şey verdi. Mesela bunu 4 yaptığım zaman arkadaşlar. 4 yaptığım zaman. Çalıştırdım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Ben 4 tane olmuş oldu. Peki benim artık liste A'm değişti mi? Liste A değişti mi? Ona bakalım. Şuradan. Enter dedim. Print dedim. Liste A. Bakalım değiştim. Yani şu halimi aldı yoksa şu hali hala orijinal hali duruyor mu? Ona bakmak istiyorum. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski hali tekrar duruyor. Şu sizi aldatmasın. Şu arkadaşlar şu kısım. Şu kısmın sonucu. Şu alttaki kısım ise son satırındaki kodların sonucu arkadaşlar. Ama benim liste A değişmemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Peki değişmesini istiyorsak nasıl olacak? Liste A'nın değişmesini ben istiyorsam nasıl yapacağım bunu? Bunu da şöyle göstereyim. Madem bunu anlattık. Burada şöyle bir şey yapmamız gerekebilir. Liste A eşittir. Liste A çarpı 2 dersem mesela. Şunu sileyim, kafanız karışmasın. Şunu sileyim. Print liste A. Bakın şimdi değişecek mi onu bakalım. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 2 ile çarptı. Bundan sonra liste A artık her zaman bu değeri alacak arkadaşlar. Şunu alacak. Ama az önceki örnekte değişmemişti. Farkına şöyle bir daha bakalım. Şunu geri alayım şu yaptıklarımı. Bakın burada çünkü ben print'in içinde yaptım işlemi. Print'in içinde yaptım ama burada işlemi değiştirdim. Önce dışarıda yaptım, sonra print'in içine aldım. Ama burada işlemi print'in içinde yaptığım için liste A değişmedi. Fark bu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bu listelerimizde bazı değişiklikler de yapabiliriz. Şöyle göstereyim ben size. Ya da L diyelim. L1 olsun arkadaşlar bunun ismi. Eşittir diyelim. Köşeli parantezimizi açalım. Şuraya 1, 2, 3, 4 ekleyelim. Şimdi ben burada herhangi bir indeksi değiştireceğim. Mesela birinci indeksi değiştirelim. Bunun denemesini yapalım arkadaşlar. Şöyle. Print dedim. Print. Parantezimizi açtık. L1 indeksi değiştirecektim hatırlarsanız arkadaşlar. Önce indeksimizi şöyle bir görelim. Birinci indeksimizi. Şunu bir çalıştırayım arkadaşlar ben. Şimdi birinci indeksimizde gördüğünüz gibi ne var? 2 var. Şimdi gördüğünüz gibi burada 2 verdi. Şimdi ben bu ikinci indeksi değiştirmek istiyorum. Şuradan Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Diyorum ki L1 yani liste 1 eşittir diyorum. Pardon düzeltiyorum. L1'in birinci indeksini 12 yap diyorum mesela. Şunun anlamı arkadaşlar L1 listesinin birinci indeksini eşittir 12. Yani artık burada bir değişiklik yapıyorum ben. Birinci indeksi değiştir diyorum. Yani şu 2'yi 12 yap diyorum artık. Evet şimdi çalıştıralım şöyle. Araya bunu yerleştirdikten sonra bakın bunu araya yerleştiriyorum. Ne yaptı? Bana L1'in artık birinci indeksi ne oldu? 12 oldu. Bir de listeyi şöyle yayınlayalım. Print dedim. L1 dedim. Çalıştırayım. Birinci indeksi biz 12 yaptık ve yeni listemiz bu şekilde oldu. 1, 12, 3, 4. Yani kullanımı arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şunu silelim. Şunu da şuradan keselim. Bunu şuraya ekleyelim. Tekrar ne oldu? 2 oldu. Niye? Çünkü artık bakın. Hatırlarsanız yazılım satır satır çalıştığı için önce bunu okudu. Listeyi okudu. Sonra print dedi. L1'in birinci indeksi dedi. 2 dedi. Daha sonra ben L1'in birinci indeksinin 12 yaptım. Fakat bunu ekrana yansıtmadığım için artık gözükmüyor burada. Şurada ben tekrar print dersem. Burada print deyip L1 dersem. Artık bu değişmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi değişti. Tekrar ben bunu burada
Değiştirmiş oldum. Satır satır okuyor arkadaşlar. Bunu burada satır satır okuyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir denememiz var. Onu da yapalım. Hani parçalanmış demin hatırlıyorsunuz. Şimdi biz burada önce parçalayalım. Onları yerlerini değiştirelim. Şimdi benim liste 1'imde 1, 2, 3, 4 var. Şimdi şöyle bir şey denemek istiyorum. Şunu sileyim. Parçalamada hatırlarsanız. Print'in içinde kullanıyorduk ama burada dışında kullanıyorum şimdi. Şöyle yapalım. Şunu 0, 1, 2. 2 diyelim. 2 diyelim arkadaşlar. Şuraya da gelelim. Bunları da buraya da şöyle bir şeyler yapalım. Pardon arkadaşlar. Buraya da şunu ekleyelim. Köşede parantez diyelim. Tırnak içerisinde Tuna virgül tırnak içerisinde Aksu diye. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım ne olacak sonuç. Şimdi ne yaptı? Bakın burada. Şu ne demekti? Şu kısım. Parçalamış derimde. Eğer başlangıcı vermezsek bunu sıfırdan alıyordu. Şimdi sıfır dediğimiz yer arkadaşlar sıfırdan şurası sıfır. Bakın sıfırıncı indeks 1. İkinci indeks, birinci indeks 2, ikinci indeks 3. Gördüğünüz gibi. Ben tabi bunu 2 yazdığım zaman son indeksi parçalamıyordu hatırlarsanız onu göstermiyordu. Ne yapıyordu? Bundan öncekileri yani 0 ve 1'i alıyordu. Şimdi ben 0 ve 1'in yerine ne yaptım? 2 tane daha yeni eleman ekledim. Yani 1 ve 2 çıkardım. Tuna ve Aksu'yu ben buraya ekledim. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Peki burada biz 2 indeksten 2 tanesini çıkardık. Yani iki sayı çıkarttık. Buraya iki tane ekledik. Peki üçüncüyü eklersek ne olur? Şöyle yapalım. Şuraya da 78 diyelim. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 3 tanesini ekleyebiliyor. Yani iki tane çıkardığınız zaman illa iki tane ekleyeceksiniz diye bir kaide yok arkadaşlar. Burayı da anladığımızı farz ediyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii bunları anlattıktan sonra size şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Bu anlattığım yerler liste veri tiplerinin temel işlemleriydi. Şimdi bundan sonraki dersimizde ise bu konu biraz daha bir şey yani önemli bir konu liste konusu. Bir sonraki derste ise liste metotları var arkadaşlar. O metotlar üzerine çalışacağız. Şimdilik dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.